Türkiye'nin ilk caz rock fusion grubu olan Atmosfer'i 1986 yılında kuran Mustafa Dönmez, topluluğun ilk albümü Ağaçların Öyküsü'nü 2006'da yayınlamıştı. Besteci, gitarist ve eğitmen kimlikleriyle tanınan Dönmez, ilk solo çalışmasını da geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardı. Mustafa Dönmez'in yeni albümünün adıysa Gizemli Yolculuk. Çalışmalarına gitarist arkadaşı Tanju Duru ile başlayan Mustafa Dönmez, albümü Tanju Duru olmadan tamamlamak zorunda kaldı. Dönmez, albüme adını veren Gizemli Yolculuk isimli parçayı da Tanju Duru'ya ithaf ediyor. Atmosfer'i 86'da kurduktan sonra müzik yolculuğum o şekilde başladı. Birçok eleman değişikliğinden sonra 20 yıl sonra Atmosfer albümünü yayınladık. O arada tabii yaşamla ilgili birçok gelişmeler oldu, aralar oldu. Fakat çok şükür bu sefer çok uzun bir zaman olmadan solo albümü yayınlamak kısmet oldu. Çok üzüntülü bir şekilde başladı. Rahmetli dostumuz Tanju Duru'yu kaybettik. Benim albüm çalışmamdan 2 ay sonra. Tabii toparlamak çok zor oldu manevi açıdan. Fakat daha sonra kendimi toparladım ve çalışmalara başladım. Beste, düzenleme ve prodüksiyonun Mustafa Dönmez'e ait olduğu albüm 11 parçadan oluşuyor. Kuzey cazı ve caz rock dinleyicilerinin uzun yıllardır takip ettiği Dönmez'in atmosferden aşina olunan doğaçlamaları bu albümde de sıkça hissediliyor. Bu albümdeki besteler benim 1989'dan itibaren yaptığım bestelerin şimdiki ruh halim, yaşım, hayata bakışımdaki pencereden bakışımdır. Yani 89'da olan beste de var, 90'ların başında yaptığım besteler de var. Bu besteler hep benim gönlümde, benle birlikte yaşadılar. Onları kaydetmek kısmet olmadı. Bu arada Avrupa'da birçok çalışma yaptım. Paris'e gittim, orada birçok konserler verdim. 22 yıldır öğretmenlik yapıyorum, birçok öğrenci yetiştirdim. Hem gitar hem bas konusunda. Bu albümde de basları ben çalıyorum. Uzun yıllar sonra o düşündüğüm şeyleri icra etmek kısmet oldu. Gizemli Yolculuk albümünün ilk konserini 29 Ocak'ta Beyoğlu Caz Cafe'de verecek olan Dönmez, Türkiye turnesinin ardından bahar festivalleri kapsamında Fransa, Avusturya ve Almanya'da da sahneye çıkacak.